Su altında balıklara dokunabiliyor muyuz? Deniz canlıları bize saldırır mı? Bu soruların ve bunun devamı olan avlayabiliyor muyuz gibi soruların hayır gibi kısa bir cevabı vardır. Tüplü dalış ile balık avlamak dünyanın her yerinde yasak olan, ayrıca etik olarak da mantıklı ve doğru hiçbir tarafı bulunmayan bir eylemdir. Deniz canlılarına dokunarak onları rahatsız etmek de biz dalıcıların hiçbir zaman onaylamadığı bir davranış şeklini oluşturur. Çoğu balık zaten o kadar hızlıdır ki çıplak elle onları yakalayıp dokunabilmek neredeyse imkansızdır. Biz su altına sadece gözlemci olarak gideriz. Temas eden olarak değil, sadece izlemek ve kaydetmek amacıyla oradayız. Dalış eğitimlerinin temel amacı sizlerin su altında hiçbir canlıya, faunaya ve kendinize zarar vermeden hareket edebilmenizi sağlamaktır. Canlıların kendilerine veya yaşam alanlarına masumca bir şekilde dokunuşlar sergilemek bile bazen o canlının bulunduğu bölgeyi terk etmesine neden olabilir. Kaldı ki kötü bir palet kullanımı ve henüz öğrenilememiş BC kontrolü sualtı yaşamına çok ciddi zararlar verir. Biz dalgıçlar bu gibi aktif temastan mutlaka uzak durmalıyız. Su altına yapacağımız temas sadece fotoğraf ve video amacıyla olmalı. Bir de sadece insan atıkları olan plastikleri ve çöpleri toplamak ile bir dokunuş gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu deniz canlısı kendisine doğru yaklaşan bir dalıcıya genelde meraklı gözlerle bakar ve fazla yaklaşması halinde uzaklaşma eğiliminde bulunur. Su altında göreceğiniz canlıların %90'ı, buna avcı türler de dahil olmak üzere, ürkek ve zararsız canlılardan oluşur. Bizim için su altında en tehlikeli olabilecek canlı bence deniz kestanesidir. Eskiden Akdeniz'deki küçük deniz kestaneleri ayaklarımız için tehlike oluştururken artık istilacı büyük deniz kestanelerine karşı da dikkatli olmak gerekir. Fakat bu sadece dalışta değil, yüzme aktiviteleri için de geçerli bir konudur. Doğada olduğu gibi potansiyel bir tehlike hissettiğiniz bir canlı görürseniz sakin kalmanız ve canlıyı göz kontrolünden kaybetmeden ondan uzaklaşmanız ve sudan çıkmanız en mantıklı hareket olur. Ona doğru yüzmek hayvanı daha tedirgin edecek ve sizi tehdit olarak algılamasına neden olacaktır. Bu yüzden sosyal mesafenizi koruyarak izlemeniz ve mümkünse uzaklaşmanız gerekir. Ani ve panik yaratacak davranışlarımız belki de sadece oradan geçen bir avcı balığı korkutup kendine savunma pozisyonuna sokmasına neden olabilir. Avcı balık gördüğünüzde böyle bir an yaşadığınız için kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Çünkü bu gibi canlılarla çok sık karşılaşmayız. Bu anların sakin ve hareketsiz bir şekilde tadını çıkarın ve mümkünse kayıt altına almayı da ihmal etmeyin. Su altında canlıların kendi yaşamlarına mutlaka saygılı olmalıyız. Bize farklı gelse de onların da kendilerince bir yaşamı, düzeni ve yuvaları var. Ve biz de dahil hiçbir canlı yuvasında sakin sakin vakit geçirirken rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Bilerek dalga geçmeye çalışmak onların da hissedeceği ve hoşuna gitmeyeceği davranışlardan birisidir. Mümkün oldukça el ve ayaklarınızı hiçbir yere temas etmemelisiniz ve bulanık sularda ise bu konuda daha hassas olmalısınız. El ve kol takıları deniz sporlarının hepsinde olası takılma ihtimaline karşı çıkartılmalıdır. Fakat tüplü dalışta ayrıca deniz canlılarının dikkatini çekebileceği ve avlayabilecekleri bir şey olabileceğini düşünecekleri için dalış öncesi mutlaka kontrol edilmelidir. Balıkları toplamak için yanınızda getirdiğiniz yemlerde de dikkatli olun. Bu şekilde çok fazla balığın, hatta istemediğimiz bazı balıkların da dikkatini çekebilirsiniz. Eldiven ve patikler olası kesme ve delinme ihtimaline karşı sizi koruyabilir. Fakat yine de bir şeylere dokunmayı düşünmeyin. Dipte ve kumda saklanmış olan avcı balıkları rahatsız etmemek için yüzerliğinizin nötr olmasına ve orta suda yüzüyor olduğunuza emin olmaya çalışın. Bilmediğiniz balıklardan ve size ekstradan çok güzel ya da çok çirkin gelen ya da sizden hiç kaçmayan canlılardan da mutlaka uzak durun. Sizden kaçmayan canlılar genelde kendisine güvenir ve güvenmesinin temeli de boş değildir. Mutlaka bir bildiği vardır. O yüzden dokunmayın, sadece izleyin, hatta mümkünse biraz uzaktan izleyin.